haftanın en düşük puanını alan iki gelinini açıklıyorum. Haftanın en düşük puanını alan iki gelini İlayda ve Nurcan. Sizler oturabilirsiniz. Aysun ve Gizem. Aysun, ilk defa potaya kalmadın herhalde. Geçen de kalmamıştım. Ha, bir kere daha kalmamıştım. İlayda, bu ikinci mi? Hayır, ilk kez. 12 haftadır buradayım. İlk kez potaya çıktım. Çok stresliyim. Çünkü burada her an her şey olabilir. Modumu düşürdün Nurten teyze ama haftaya asla böyle olmayacak. Potaya tekrar sizi ben göndereceğim. Aa, hayır, daha önceden kalmışsın. Öyle hatırlıyorum ben seni. Yok. Zeynep mi kalmış acaba? Ben Zeynep kalmış. Hani eskilerden diye düşünüyorum. İlk defa mı kaldın? İlk. Aa. Nurcan, açıklayayım mı? Açıklayayım. Haftanın en düşük puanını alıp gelini mutfaktaya veda edecek olan gelini açıklıyorum. Maalesef üzülerek söylüyorum. 53 puanla Nurcan. Buraya kadarmış. O kadar eğlenceli, o kadar dürüst. Başka kimseyi görmedim ben. Nurcancığım, yolun açık olsun. Seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Herkese çok teşekkür ederim. İlayda, çok özür dilerim. 78 puanla üçüncü oldun. Bugün sizlere veda ediyoruz. Ben çok kısa önce Aysun ve Nurcan'ımdan birkaç bir şey almak istiyorum. Aysun. Nurcan'cığım, beni gerçekten yanlış anladıysam, hani anladıysan ve senin gerçekten üzülmene, kırılmana sebep olduysam, gerçekten hani kusura bakma. Gerçekten çok tatlı bir insansın. İyi ki gelmişsin. İyi ki senin gibi beni tanımışız. Yani yolun açık olsun. Nurcan'la Muazzez Hanım elendiler. Dün içime doğdu galiba. Nurcan'a demiştim zaten, yemek yapmayı beceremiyorsun. Git evde bol bol gömlek ütüle. Ben o kadar üzgünüm ki. Yani bu kadar, bilmiyorum kaç kişiyle yarıştım, 5 kişiyle falan yarıştım herhalde. Bu kadar tatlı, bu kadar iyi kimseyi tanımadım hayatım boyunca. Bu kadar komik, neşeli. Ya ben istiyordum ki bir mucize olsun ve bu hafta kimse gitmesin. Harikalar. Kayınvalidesinin zaten güzelliğine dillere destan bence. O Nurcan'ın o tatlılığı, kendinle barışık hali, hep anacağım onu ve hiç unutmayacağım. Ve çok görüşmek isterim. Kendinize iyi bakın. Çok üzgünüm. Eleneceğimizi düşünüyordum ama içimde bir burukluk da var. Buraya da alıştım. Arkadaşlarıma, gelin hanımlara. Giderken üzüleceğim tabii. Yapacak bir şey yok. Buraya kadarmış. Gerçekten çok iyi insanlardı. Beni tamamlayan insandı Muazzez Hanım. Çok alışmıştım. Koşarak geliyordum göreceğim diye onları. Çok üzgünüm. Ağzımda tadı kaldı ya. Yemek istiyorum tabağım çıkışta. Şimdi karnın açtır da ondan. Çok seviyorum sizi. Çok ben seviyorum. De çok gerçekten. Seviyorum. Çok memnun oldum. Çok kibar, çok naif bir hanımefendi. Benim de üstümde bir insan. Sağ ol. Babam Nurcan benim neşe kaynağımdı burada. Evet. Ben onunlayken çok aşırı eğleniyordum ve sadece susup Nurcan'ı dinliyordum. Vallahi göbek atıyorduk, oynuyorduk. Kınayı yaktı eline, hazırlanıp gidecek köyüne. Çok üzgünüm, keşke gitmeseydiniz. Demek ki pilav da yapamıyorsun. Kötü yemek yapsam sizin gibi zayıf olurdum. Yemeklerim güzel olmadı belki ama burada iyi ki vardım ve iyi ki buraya imzamı attım. Gelin mutfakta gerçekten damga vurdunuz. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz. İyi ki sizin gibi iyi yürekli insanlarla biz burada yarıştık. Şöyle bir şey yapacağım ama eğer diğer gelinlerin de izni olursa sizi buradan veda ettirmeyeceğim. Ha. En son bir Muazzez Hanım'ı oynatıp öyle gönderelim. Olur mu? Güzel. Evet, çok güzel. Hep bir.